Charles Augustus Milverton büyük, entelektüel bir kafası, yuvarlak, toplu, sakalsız bir yüzü, hiç silinmeyecekmiş gibi görünen donuk bir gülümsemesi ve altın kaplamalı büyük gözlüklerin ardından parlayan gri renkli uyanık gözleri olan 50'sinde bir adamdı. Görünüşünde Bay Pickwick'in yardımseverliğini anımsatan bir şey vardıysa da bu donuk gülümsemesindeki samimiyetsizliğin meraklı, delici bakışlarının pırıltısının yok ettiği bir izlenimdi. Sesinin de en az dış görünüşü kadar hoş ve aldatıcı olduğuna, elini uzatarak bize yaklaşıp ilk gelişinde bizi kaçırdığı için ne kadar üzgün olduğuna dair bir şeyler mırıldanırken tanık oldum. Holmes adamın uzattığı eli görmezden gelip taş gibi yüzüne baktı. Milverton'un gülümsemesi genişledi. Omuzlarını silkti, paltosunu çıkarıp onu büyük bir dikkatle bir sandalyenin arkasına astı. Sonra da oturdu. "Bu beyefendi?" diye sordu bana doğru bir hareket yaparak. "Ağzı sıkı mıdır? Burada olması doğru mu?" "Doktor Watson dostum ve ortağımdır." "Çok güzel, Bay Holmes. Sadece müvekkiliniz öyle istedi," diye itiraz ettim. "Takdir edersiniz ki durum çok hassas. Doktor Watson olanları zaten biliyor. O halde işimize bakabiliriz. Lady Eva adına hareket ettiğinizi söylediniz. Şartlarımı kabul etmeniz konusunda size yetki verdi mi acaba?" "Şartların nelerdir?" "7.000 sterlin. Seçenek olarak ne sunuyorsunuz?" "Sevgili Holmes, bu konuda konuşmak bana çok acı veriyor ama para 14'üne kadar ödenmezse 18'inde herhangi bir evlilik töreni olmayacak." Katlanılmaz gülümsemesi her zamankinden daha genişti şimdi. Holmes bir süre sessizce düşündü. "Bana kalırsa," dedi sonunda, "durumu biraz abartıyorsun. Doğal olarak söz konusu mektupların içeriklerinden haberdarım. Müvekkilim mutlaka tavsiyeme uyacaktır. Bütün hikayeyi müstakbel kocasına anlatıp onun merhametine sığınmasını isteyeceğim." Milverton kıs kıs güldü. "Kontu tanımadığınız çok açık," dedi. Holmes'un yüzündeki şaşkın ifadeden bunun doğru olduğunu görebiliyordum. "Mektuplarda bu kadar zararlı olan ne var ki?" diye sordu. "Coşkunlar, çok coşkun," diye cevap verdi Milverton. "Hanımefendi son derece tatlı bir mektup arkadaşıydı. Ama sizi temin ederim ki Dovercourt kontu bunu hoş görecek son kişidir. Her neyse, sizin fikriniz başka olduğuna göre durumu olduğu gibi bırakacağız. Bu bir iş meselesinden başka bir şey değil. Müvekkiliniz için en iyisinin bu mektupların kontun eline geçmesi olduğunu düşünüyorsanız, onları geri almak için bu denli büyük bir miktar ödeyecek kadar aptal değilsinizdir." Cümlesini bitirdiği anda ayağa kalkıp paltosunu aldı. Holmes'un yüzü sinirden kül gibi olmuştu. "Bekleyin biraz," dedi. "Çok hızlı karar veriyorsunuz." "Pek tabii ki bu kadar hassas bir konuda bir skandalın çıkmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." Milverton tekrar yerine oturdu. "Olaya bu şekilde yaklaşacağınızdan emindim zaten," dedi kendinden memnun bir sesle. "Fakat şunu unutmamalısınız ki," diye devam etti Holmes, "Lady Eva zengin değil. 2.000 sterlinin bile kaynaklarını tamamen tüketeceği konusunda size garanti veriyorum. Sizin söylediğiniz miktarı karşılamasıysa kesinlikle imkansız. Bütün bunlara dayanarak şartlarınızı biraz daha hafifletmeniz ve şimdi teklif edeceğim fiyata karşılık mektupları vermeniz için size yalvarıyorum. Zaten bundan daha yüksek bir miktar alamayacağınızı da hatırlatmalıyım." Milverton'un gülümsemesi yine genişlerken adam neşeyle gözlerini kırpıştırdı. "Hanımefendinin kaynaklarıyla ilgili söylediklerinin doğru olduğunun farkındayım Bay Holmes," dedi. "Fakat şunu da kabul etmelisiniz ki bir hanımefendinin evliliği dostlarıyla akrabalarının onun için bir şeyler yapması açısından çok uygun bir zamandır. Uygun bir düğün hediyesi konusunda kararsızlık çekiyor olabilirler. Bırakın da bu küçük mektup tomarının Londra'nın tüm ışıkları ve gümüş tabaklarından daha büyük bir neşe kaynağı olduğu konusunda onları ikna edeyim.
Bu imkansız, dedi Holmes. Hay Allah, ne yazık, diye bağırdı Milverton, büyük bir defter çıkararak. Hiçbir şey yapmamak yönünde verilen tavsiyelerin çok yanlış olduğunu düşünmeden edemiyorum. Bakın, üzerinde bir aile nişanının olduğu küçük bir zarf kaldırdı havaya. Bunun sahibesi, belki de kime ait olduğunu söylemeyi yarın sabah ertelemeliyim. Tabii o zamana kadar kadının kocasının eline ulaşmış olacak. Ama ne yapalım? Üstelik bütün bunlar, kadın elmaslarını sahteleriyle değiştirirse elde edebileceği ufak bir miktar parayı ödemeyi reddettiği için oluyor. Öyle yazık ki, ünlü bayan Miles ve albay Dorking'in ansızın bozulan nişanlarını hatırlar mısınız? Düğünden yalnızca 2 gün önce. Sabah postasına düğünün gerçekleşmeyeceğini söyledikleri bir ilan vermişlerdi. Peki niçin? İnanılması güç ama 1200 sterlin gibi ufak bir miktar bu faciayı önlemeye yetebilirdi. Çok acıklı değil mi? Ve şimdi de sizi, mantıklı bir adam olan sizi, şartlar hakkında saçmalarken dinliyorum. Üstelik müvekkilinizin onuru söz konusuyken. Beni şaşırtıyorsunuz Bay Holmes. Söylediklerim gerçek, diye cevap verdi Holmes. İstediğiniz parayı bulmanın hiçbir yolu yok. Kadının hayatını mahvetmektense size teklif edeceğim miktarı almak çıkarlarınıza daha uygun düşecektir eminim. Öyle değil mi? İşte o noktada yanılıyorsunuz Bay Holmes. Boyun eğmeyip mektupları göndermek uzun vadece çok daha işime yarayacak bir şeydir. Şu anda olgunlaşan birkaç benzer vaka var elimde. Lady Eva'yı benzettiğim yayılırsa yeni kurbanlarım beni çok daha cömert karşılayacaklardır. Anlıyor musunuz? Holmes sandalyesinden fırladı. Arkasına geç Watson. Dışarı çıkmasına izin verme. Evet beyefendi. Şu defterinizin içeriklerine yakından bakmak isterim. Milverton bir fare kadar hızlı hareket ederek odanın yan tarafına kaçmıştı. Şimdi ise sırtını duvara yaslayıp bize bakıyordu. Bay Holmes, Bay Holmes dedi. Paltosunun önünü bize doğru çevirip iç ceplerinden birinden çıkmış büyük bir tabancayı göstererek. Saçma bir harekette bulunacağınızı tahmin etmiştim. Başıma çok sık gelen bir şey bu. Hiçbir yararı da olmadı şimdiye kadar. Sizi temin ederim ki baştan aşağı silahlıyım ve kanunların beni destekleyeceğini bildiğim için silahlarımı kullanma konusunda hiç çekinmem. Şunu da söylemeliyim. Mektupları bir defterin içinde buraya getirmiş olacağım konusunda kesinlikle yanıldınız. O kadar aptalca bir şeyi asla yapmam. Neyse baylar, bu akşam halletmem gereken bir ya da iki görüşmem daha var. Ve bildiğiniz gibi Hampstead epey uzakta. İleri doğru bir adım atıp elini paltosundaki silahın üzerine koyup kapıya yöneldi. Ben sandalyelerden birini kaldırdım ama Holmes kafasını sallayınca tekrar yerine koydum. Milverton selam verip bize gülümserken gözünü kırptı ve bir çırpıda kapının dışına attı kendini. Çok geçmeden araba kapısının hızla kapandığını ve uzaklaşırken tekerleklerin yolda çıkardığı sesleri duyduk. Holmes ellerini ceplerine gömmüş bir halde ateşin önünde hareketsizce oturuyordu. Kafası göğsüne düşmüş, gözlerini parlayan korlara kilitlemişti. Tam yarım saat boyunca sessiz ve hareketsiz kaldı. Sonra kararını vermiş bir adam edasıyla aniden ayağa fırlayıp yatak odasına girdi. Çok geçmeden hafif topal, keçi sakallı genç bir işçi sokağa çıkmadan önce kil piposunu yakıyordu. Bir süre sonra dönerim Watson, dedi ve gecenin karanlığında kayboldu. Charles Augustus Milverton'a savaş açtığını anlamıştım tabii ama savaşın alacağı hal aklımın ucundan bile geçmiyordu o anda. Holmes sonraki birkaç gün boyunca o kıyafetin içinde gidip geldi. Çoğunlukla Hampstead'de olduğunun ve zamanını boşa harcamadığının haricinde ne yaptığıyla ilgili en ufak bir fikrim bile yoktu. Sonunda şiddetli bir rüzgarın pencereleri sarstığı soğuk bir gecede son yolculuğundan da dönüp normal kılığına geçti. Ardından ateşin karşısında oturup ona özgü o sessiz, içe dönük şekilde neşeyle gülmeye başladı. Benim evlenme meraklısı bir adam olduğumu düşünmezsin değil mi Watson? Hayır. Kesinlikle düşünmem.
Öyleyse nişanlandığımı duymak seni şaşırtacaktır. Sevgili dostum, tebrik eder... Milverton'ın hizmetçisiyle. Aman tanrım, Holmes. Bilgiye ihtiyacım vardı Watson. Bu sefer çok ileri gitmedin mi? Son derece gerekli bir adımdı. Mesleğimde yükselen bir tesisatçıyım. Adım Ascot. Kızı her gece dolaşmaya çıkardım. Onunla konuşup durdum. Ah, sohbetimizi bir duysaydın. Her neyse, istediğim her şeyi elde ettim. Milverton'ın evini avcumun içi gibi biliyorum artık. Peki, kız ne olacak Holmes? Omuzlarını silkti. Çaresi yok, sevgili Watson. Masada böyle bir bahis varken, kağıtlarını elinden gelen en iyi şekilde oynamalısın. Her neyse, sevinerek şunu söyleyebilirim ki, ben sırtımı döner dönmez, kızın kalbine girip beni unutturacak bir rakibim var. Ah, ne olağanüstü bir gece. Bu havadan hoşlandığını mı söylüyorsun? İşimi kolaylaştıracaktır. Watson, bu gece Milverton'ın evini soyma niyetindeyim. Birden nefes alamadığımı, çok sakin bir kararlılıkla yavaşça söylenmiş o kelimeler karşısında buz kestiğimi hissettim. Nasıl ki gece çakan bir şimşek bir anda her tarafı aydınlatıp gözler önüne seriyorsa, ben de bir saniyede böyle bir olayın varabileceği sonuçlarının hepsini görür gibi oldum. Holmes'u yakalamalarının mükemmel bir kariyerin tamiri mümkün olmayan yanlışlar ve utançla bitmesi, dostumun kaderinin o mide bulandırıcı Milverton'ın merhametine kalması. Tanrı aşkına Holmes, sen ne yaptığının farkında mısın? Diye atıldım endişeyle. Sevgili Watson, her şeyi hesapladım. Hiçbir zaman gereğinden aceleci ya da düşüncesiz olmadığımı biliyorsun. Ve başka herhangi bir çıkar yolu olsaydı, bu denli faaliyet içerikli, tehlikeli bir adım atmazdım. Duruma dürüstçe bakalım, olur mu? Teknik olarak suç olsa da, hareketimin ahlaksal açıdan doğru olduğunu sen de kabul ediyorsundur. Milverton'ın evini soymak, onun defterini almaktan ibaret bir hareket. Onu en son gördüğünde, yapmak için bana yardım etmeye hazır olduğun bir hareketti bu. Söylediklerini aklımda tarttım. Evet, dedim. Hedefimiz yasa dışı bir şey için kullanılan objelerden başka bir şey almak olmadığı sürece, ahlaki açıdan doğru olduğu söylenebilir. Kesinlikle. Ahlaki açıdan doğru olduğuna göre, sadece kişisel olarak atıldığım riski düşünmek kalıyor geriye. Bir hanımefendi, onun yardımına son derece muhtaçken, bir beyefendinin sadece kendisini düşünmesi hiç hoş olmaz, değil mi? Ama öyle yanlış anlaşılabilecek bir konumda olacaksın ki. Riskin bir parçası da bu. Peşinde olduğum şu mektupları almamın başka hiçbir yolu yok. Şanssız bayan o kadar paraya sahip değil ve açılabileceği hiç kimse de yok etrafında. Yarın anlaşma yapması için son gün. Ve biz o mektupları bu gece geri almak konusunda başarısız olursak, malum iblisimiz sözünde durup hanımefendinin hayatını yerle bir edecektir. Yani şu anda ya müşterimi kendi kaderine terk edecek ya da bu son kozumu da oynayacağım. Aramızda kalsın Watson, ama Milverton denen o alçakla aramda bir düello olacak. Senin de o gün gördüğün gibi ilk hamlede avantaj onun tarafındaydı. Ama kendime olan saygım ve ünüm söz konusu olduğu için sonuna kadar savaşmaya kararlıyım. Peki, bunlardan hoşlanmadığım kesin ama sanırım böyle olması gerekiyor, diye cevap verdim. Kaçta başlıyoruz? Sen gelmiyorsun. Öyleyse sen de gitmiyorsun, dedim kararlılıkla. Onurum üzerine yemin ederim ki, böyle bir yemini bozduğum hiç görülmemiştir. Beni de bu maceraya ortak etmezsen, bir araba çağırdığım gibi soluğu poliste alır, hiç tereddüt etmeden seni ele veririm. Bana yardımın dokunamaz. Nereden biliyorsun? Neler olacağını önceden bilmenin hiçbir yolu yok. Her neyse, ben kararımı verdim. Senin dışında başka insanların da şerefleri vardır. Hatta göz kulak olunması gereken ünleri de. Holmes o ana kadar sinirli görünmüştü. Ama şimdi yüzü aydınlandı ve omzumu sıvazladı. Peki, peki sevgili dostum. Dediğin gibi olsun. Birkaç yıldır seninle aynı evi paylaşıyoruz. Ve doğrusunu söylemek gerekirse,
İşimiz aynı hücreyi paylaşmamızla biterse oldukça eğlenceli bir durum olur. Biliyor musun Watson, her zaman randımanlı bir suçlu olabileceğimi düşündüğümü sana itiraf etmekte bir sakınca görmüyorum. Bu, o yönde hayatımda karşıma çıkacak en büyük şanstır. Bak burada ne var? Holmes, çekmecenin birinden deri bir kutu çıkardı ve açarak gözlerimin önüne bir sürü parlak aleti serdi. Bu, nikel kaplı bir levye, elmas başlı cam kesicisi, uydurulabilen anahtarlar ve uygarlığın gerektirdiği her türlü modern gelişmeyi içeren son teknolojinin bir numaralı hırsızlık setidir. Ayrıca karanlık fenerim de var. Evet, her şey hazır. Sessiz ayakkabıların var mı Watson? Lastikli tenis ayakkabılarım var. Mükemmel. Peki bir maske? Siyah ipekten bir tane yapabilirim herhalde. Gördüğüm kadarıyla böyle bir şeye doğuştan güçlü bir eğilimin var. Çok iyi. İki tane maske yap. Başlamadan önce soğuk bir şeyler atıştıracağız. Saat şu anda 9:30. Saat 11'de Rove Kilisesi'nin orada olacak şekilde çıkacağız. Oradan Appledore Towers'a kadar 15 dakikalık bir yürüyüş mesafesi var. Gece yarısından önce işimize başlamış oluruz. Milverton'un uykusu çok ağırdır ve hiç aksatmadan 10:30'da odasına çekilir. Şansımız yaver giderse 2'den önce dönmüş oluruz. Tabii yanımızda Bayan Eva'nın mektuplarıyla. Holmes'le beraber evlerine dönen iki tiyatro izleyicisi olduğumuzu düşündürtecek şekilde akşam kıyafetlerimizi giyindik. Oxford Caddesi'nde bir araba tutup Hampstead'de bir adres verdik. Vardığımızda yolculuğun ücretini ödedik ve paltolarımızı sonuna kadar iliklemiş bir halde, çünkü çok soğuktu ve rüzgar doğrudan iliklerimize işliyor gibiydi, fundalığın kenarından yürümeye başladık. Çok özenli bir çalışma gerektiren bir iş bu, dedi Holmes. Söz konusu dokümanlar adamın çalışma odasındaki bir kasada saklı ve bu odada doğrudan onun yatak odasına bağlı. Neyse ki zengin olan bütün kısa boylu şişman adamlar gibi Milverton'un da uykusu çok ağır. Agatha, yani nişanlım, efendiyi uyandırmanın imkansızlığının hizmetçiler arasında espri konusu olduğunu söylüyor. Milverton'un çok çalışkan bir sekreteri var ve bütün gününü çalışma odasında geçiriyor. Gece gelmemizin sebebi o. Sonra bir de bahçede özgürce dolaşabilen canavar bir köpeği var. Son iki gecedir geç saatte Agatha ile buluştum. O rahat dolaşabileyim diye köpeği bir yere kilitliyor. İşte ev şurası. Kendi topraklarında duran şu büyük ev. Bahçe kapısından geçelim. Şimdi de sağa. Defnelerin arasına gidelim. Sanırım maskelerimizi takmanın zamanı geldi. Gördüğün gibi tek bir pencerede bile ışık yok. Şimdilik her şey mükemmel gidiyor. Siyah ipekten maskelerimizle Londra'nın en azılı suçluları haline geldik. Ve parmak uçlarımızda karanlıkta sessizce bekleyen eve doğru ilerlemeye başladık. Bir sürü pencerenin yanı sıra iki kapının çevrelediği kiremitten bir veranda uzanıyordu evin bir yanından. İşte şurası adamın yatak odası, diye fısıldadı Holmes. Buradaki kapı doğrudan çalışma odasına açılıyor ve aslında çok işimize yarardı. Ama hem kilitli hem de sürgülü olduğu için oradan içeri girmeye kalktığımız takdirde bütün ev halkını uyandıracak kadar ses çıkarırız. Gel, buradan köşeyi dönelim. Misafir odalarından birine açılan bir sera var burada. Seranın kapısı kilitliydi ama Holmes camda yuvarlak bir delik açarak kapıyı içeriden açtı. Bir saniye sonra kapıyı arkamızdan kapatmıştı. Artık kanunların gözünde iki suçludan başka bir şey değildik. Seranın yoğun, sıcak havası ve egzotik bitkilerin boğucu kokusu gırtlağımıza yapıştı. Holmes karanlıkta elimi yakaladı ve dalları yüzümüze çarpan çalıların durduğu birkaç masanın arasından hızla ilerledik. Karanlıkta görmek konusunda inanılmaz bir becerisi vardı. Özenle geliştirdiği bir yetenek. Hala elimi tutarak bir kapı açtı. Kısa süre önce bir pronun içildiği büyük bir odada bulunduğumuza dair belli belirsiz bir duyguya kapıldım. Holmes mobilyaların arasından yolunu buldu, başka bir kapıyı açıp onu da arkamızdan kapattı. Elimi uzattığımda
yanımdaki duvarda bir sürü paltonun asılı olduğunu hissettim ve bir holde olduğumuzu anladım. Onu da geçtikten sonra Holmes çok sessiz bir şekilde hareket ederek sağımızdaki başka bir kapıyı açtı. Birdenbire üzerimize bir şey koşunca yüreğim ağzıma geldi. Sadece bir kedi olduğunu anladığımda neredeyse gülmeye başlayacaktım. Bu yeni odadaki şömine yanıyordu ve burası da puro kokuyordu. Holmes parmaklarının ucunda içeri girdi. Benim de girmemi bekledi. Sonra da kapıyı yavaşça kapadı. Artık Milverton'un çalışma odasındaydık ve karşımızdaki duvarda bulunan bir perde adamın yatak odasının girişini gösteriyordu. Ateş güzelce yanıyor, odayı aydınlatıyordu. Kapının yanında bir ışık düğmesinin parıldadığını gördüm. Işık yakmak güvenli olsaydı bile kesinlikle gereksizdi. Şöminenin bir tarafında dışarıdayken gördüğümüz pencereyi örten kalın bir perde vardı ve diğer tarafında da verandaya açılan kapı. Odanın ortasında parlak kırmızı deriden döner koltuğuyla bir çalışma masası duruyordu. Onun hemen karşısındaysa rafında mermerden bir Athena büstünün durduğu bir kitaplık. Kitaplıkla diğer duvarın arasında da ateşte parlayan pirinç kollarıyla yeşil bir kasa duruyordu. Holmes kasanın yanına gidip nasıl bir şey olduğuna baktı. Ardından emekleyerek yatak odasının kapısına gitti ve kafasını eğmiş bir şekilde durup pür dikkat dinledi. İçeriden ses gelmedi. Bu sırada ben de kaçışımızı kolaylaştırmanın iyi olacağını düşünerek verandaya açılan kapıyı incelemeye gitmiştim ve adeta afallayarak ne kilitli ne de sürgülü olduğunu fark ettim. Holmes'un koluna dokunarak maskeli yüzünü bana çevirmesini sağladım. Kapıyı görünce irkildi. Besbelli ki o da benim kadar şaşırmıştı bu işe. "Bundan hoşlanmadım," diye fısıldadı kulağıma eğilerek. "Neler döndüğünü pek anlayamıyorum. Her neyse, kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Yapabileceğim bir şey var mı?" "Evet, kapının yanında dur. Birinin geldiğini duyarsan içeriden sürgüle. Biz geldiğimiz yoldan döneriz. Diğer taraftan gelirlerse de bu kapıdan çıkarız. Yani işimiz bitmişse. Yoksa şuradaki perdelerin arkasına saklanırız. Anladın mı?" Başımı evet anlamında sallayıp kapının yanındaki nöbetime başladım. İlk korkum geçmişti ve artık kanunlara karşı koymayıp onları koruduğumuzda hissettiğim heyecandan çok daha büyük bir heyecanın tadına varıyordum. Görevimizin asil amacının bencillikten uzak, hatta kahramanca olduğunun bilinci, düşmanımızın hainliği, bütün bunlar maceramızın tadını artırıyordu. Kendimi zerre kadar suçlu hissetmeden, içinde bulunduğumuz tehlikeden zevk alıp iyice neşelenmiştim. Hayranlık dolu gözlerle Holmes'un aletlerini önüne serip çok önemli bir ameliyatı gerçekleştiren bir cerrahın sakin, bilimsel havasıyla onları teker teker seçişini seyrettim. Kasa kilitlerinin Holmes'un özel ilgi alanına girdiğini zaten biliyordum. Ve şu anda bu yeşil ve yaldızlı canavara, genç ve güzel pek çok bayanın kaderini pençelerinin arasında tutan bu ejderhaya meydan okumaktan ne kadar büyük bir zevk aldığını tahmin edebiliyordum. Ceketinin kollarını kıvırarak paltosunu bir sandalyenin üzerine asmıştı. İki matkap, bir levye, manivela ve bir sürü maymuncuğu çıkarıp önüne serdi. Ben ortadaki kapıda durup göz ucuyla diğer kapılara bakıyordum ve acil bir durumda hemen haber vermeye hazırdım. Gerçi birilerinin gelmesi durumunda yapacaklarımıza dair planlarım biraz havadaydı aslında. Holmes yarım saat boyunca bütün ilgisini işine vererek çalıştı. Bir aleti bırakırken bir başkasını alıyor, her birini ustalıkla ve beceriyle kullanıyordu. Sonunda kulağıma bir klik sesi geldi. Yeşil kapı açıldı ve her biri bağlanıp mühürlenmiş kağıt tomarlarını gözlerimizin önüne serdi. Holmes bir tanesini dışarı çekti. Ama parıldayan ateşin ışığında okumak kolay değildi. Küçük fenerini çıkardı. Milverton yan odadayken ışıkları yakmak fazlasıyla tehlikeliydi çünkü. Birdenbire irkildiğini gördüm. Kulağını kabarttıktan sonra kasanın kapısını hızla kapattı. Sandalyenin üzerindeki paltosunu yakalayıp
aletlerini ceplerine doldurdu ve benim de aynısını yapmam gerektiğini işaret ederek perdenin arkasına fırladı. Perdenin arkasında ona katıldığım sırada ancak duydum onun hassas duyularını alarma geçiren sesi. Evin içinde birileri dolanıyordu. Uzakta bir yerlerde bir kapı kapandı. Arkasından garip, monoton bir mırıltı gibi gelmiş olan ses, hızla yaklaşan sert adımlara dönüştü. Odanın dışındaki holde biri yürüyordu. Kapının önünde durdu, kapı açıldı. Işıkların açıldığını haber veren bir klik sesi duyuldu. Ve ardından kapı tekrar kapandı. Puro'nun keskin kokusunu aldık. Ayak sesleri odada bir ileri bir geri yürümeye devam ettikten sonra bir sandalyeden bir gıcırtı geldi ve ayak sesleri kesildi. Bir anahtar bir kilitte döndü ve bu sefer kağıtların hışırtısı duyuldu. Bu zamana kadar dışarı bakmaya cesaret edememiştim ama şimdi perdeleri hafifçe ayırıp baktım. Holmes'un omzunun baskısından onun da gözetlemeye başladığını anladım. Hemen önümüzde, neredeyse dokunabileceğimiz kadar yakında, bize arkasını dönmüş olan Milverton'un yuvarlak şekli vardı. Besbelli ki alışkanlıklarını yanlış değerlendirmişiz. Adam yatak odasında değilmiş. Evin uzak kanadındaki bir oturma odasında oturmuştu şimdiye kadar. Tepesi kelleşmiş, kocaman, kır saçlı kafası manzaramızın ana temasını oluşturuyordu. Kırmızı deriden koltuğunda arkasına yaslanmış, bacaklarını uzatmıştı ve ağzında uzun, siyah bir puro duruyordu. Üzerinde siyah kadife yakalı bordo bir sabahlık vardı ve elinde de tembelce göz gezdirdiği uzun bir hukuk metni tutuyordu. Milverton büyük bir keyifle purosundan duman tüttüre tüttüre otururken, Holmes'le ikimiz uzun süre beklemek zorunda kalacağımızı anlamıştık. Holmes'un durumun kontrol altında olduğunu ve merak etmeme gerek olmadığını belirtmek istercesine elimi sıkmak için uzandığını hissettim. Benim durduğum yerden açık şekilde belli olan şeyi görüp görmediğini çok merak ettim. Kasanın kapısının tamamen kapanmamış olduğunu ve Milverton'un bunu her an fark edebileceğini. Kendi kendime bir plan yaparak adamın bakışlarında odadaki değişikliği fark ettiğine dair bir ışık gördüğüm anda hemen yerimden fırlayıp paltomu kafasına sarıp kaçışını engellemeye, gerisini de Holmes'e bırakmaya karar verdim. Neyse ki Milverton bir kez olsun kafasını kaldırmadı. Elindeki kağıtlar az da olsa ilgisini çekmişti ve sayfaları peş peşe çevirerek avukatın iddialarının hepsini okudu. Neyse diye düşündüm. Kağıtları bitirip de prosunun sonuna gelince odasına gidecektir. Ne var ki ikisinin de sonuna ulaşamadan Holmes'le ikimizin düşüncelerini çok farklı bir yöne sürükleyen olağanüstü bir gelişme oldu. Milverton'un birçok kez saatine baktığını fark etmiştim. Bir keresinde de ayağa kalkmış, hemen ardından sabırsız bir hareketle tekrar yerine oturmuştu. Yine de şunu söylemeliyim ki bu saatte ziyaretçi beklediği aklımın ucundan bile geçmemişti. Ta ki verandada hafif bir tıkırtı duyana kadar. Milverton kağıtları bırakıp sandalyesinde dimdik oturup dinledi. Ses tekrar duyuldu ve hemen arkasından da kapıdan hafif bir tıkırtı geldi. Milverton ayağa kalkıp kapıyı açtı. "Sonunda," dedi kuru bir sesle. "Neredeyse yarım saat geciktin." Demek kapının kilitli olmamasının ve Milverton'un gece nöbetinin nedeni buydu. Kulağımıza bir kadın elbisesinin yumuşak hışırtısı geldi. Milverton'un yüzü bize dönünce perdedeki aralığı kapatmıştım. Ama şimdi çok dikkatli bir şekilde tekrar açmayı göze alabilirdim. Adam eski yerine dönmüş, purosu hala ağzının kenarından sarkıyordu. Hemen önünde lambanın ışığında parıldayan uzun boylu, ince, esmer bir kadın duruyordu. Yüzünde bir tül vardı ve mantosunu çenesine kadar çekmişti. Ziyaretçi hızlı ve kesik kesik nefes alıyordu ve bütün vücudunun yoğun duygularla sarsıldığını çok net bir şekilde görebiliyorduk. "Evet," dedi Milverton. "Uykusuz kalmama sebep oldun canım. Umarım
buna değecek bir şey getirmişsindir. Başka bir saatte gelemezdin değil mi? Kadın kafasını hayır anlamında salladı. Neyse, gelemiyorduysan gelemiyordun. Ne yapalım? Kontes sert bir hanımsa, şimdi ondan intikam alma şansını yakaladın tatlım. Bana bak. Ne diye titreyip duruyorsun? Ha şöyle, toparla kendini. Evet. Şimdi iş konuşalım biraz. Masasının çekmecelerinden birinden bir defter çıkardı. Dalbert Kontes'ini yakından ilgilendirecek 5 tane mektubunun olduğunu söylüyorsun. Onları satmak istiyorsun. Ben de almak istiyorum. Buraya kadar her şey iyi. Bir tek fiyatı belirlemek kalıyor geriye. Önce mektupları incelemeyi isterim tabii. Gerçekten sıkı bir şeyler içeriyorlarsa... Aman tanrım, siz misiniz? Kadın tek kelime etmeden peçesini kaldırmış, mantosunu yere bırakmıştı. Milverton'un önünde duran kişinin yüzü esmer, düzgün hatlı ve güzeldi. Hafif kemerli bir burnu, pırıltılı ve katı bakışlı gözleri gölgeleyen, güçlü esmer kaşları ve tehlikeli bir şekilde gülümseyen, ince dudakları olan bir yüz. "Evet, benim," dedi kadın. "Hayatını mahvettiğin kadın." Milverton güldü ama sesindeki korku çok belliydi. "Çok dik kafalıydınız," diye konuştu. "Neden o son adımı atmama izin verdiniz ki? Bir sineğe bile zarar verecek biri değilim. Ama herkesin yapması gereken bir işi vardır. Ne yapmamı bekliyordun ki? İstediğin para ödeyemeyeceğin bir şey değildi. Sen yine de reddettin. Sen de mektupları kocama gönderdin ve o dünyadaki en asil adam olan kocam, ayakkabısının bağcığı bile olmayı hak etmediğim adam, buna dayanamayıp öldü. O son gece kapına gelip merhametin için nasıl yalvardığımı hatırlıyor musun? Yüzüme gülmüştün. Tıpkı şimdi gülmeye çalıştığın gibi. Korkak ruhun yüzünden seyiriyor dudakların şimdi. Ve engel olamıyorsun değil mi? Beni bir daha göreceğini sanmıyordun. Oysa o gece seninle nasıl yalnız görüşebileceğimi öğretmiştin. Evet, Charles Milverton, söyleyecek bir şeyin var mı? Evime gelip beni tehdit etmekle eline bir şey mi geçecek sanıyorsun? Dedi adam ayağa kalkarak. Sesimi biraz yükseltirsem, uşakların buraya gelip seni tutuklatır. Ne var ki öfkeni anlıyorum. Geldiğin yoldan odamı terk edersen, bu konuda kimseye bir şey söylemeyeceğim. Kadın yüzünde aynı ölümcül gülümseyişiyle elini koynuna koymuş, öylece duruyordu. Benim hayatımı mahvettiğin gibi başkalarının hayatını mahvedemeyeceksin. Benim kalbimi parçaladığın gibi kalplerini parçalayamayacaksın. Dünyayı zehirli bir yılandan arındıracağım. Al sana, aşağılık pislik, al. Bunu da al, bunu da ve bunu da. Kadın parıldayan küçük bir tabancayı çekmiş ve yarım metre öteden kurşunlarını boşaltmıştı. Milverton yüzünde anlaşılmaz bir ifadeyle önce birkaç adım geriledi, şiddetle öksürdü, koca masasının üzerine kapaklanarak kağıtlarını karıştırmaya başladı. Zorlukla ayağa kalkmayı başardı. Bir kurşun daha yedi ve yere yuvarlandı. "İşimi bitirdin," dedi garip bir sesle. Sonra hareketsizdi artık. Kadın ona dikkatlice bakıp topuğunu adamın yukarıya dönük yüzüne bastırdı. Yine baktı ama ne bir ses ne de bir hareket vardı. Yüksek sesli bir hışırtı duydum. Gecenin serinliği ısınmış odaya doldu. Öcünü alan kadın gitmişti. Aslında yapacağımız herhangi bir şey adamın kaderini değiştirmeye yetmeyecekti. Fakat kadın Milverton'un sinen bedenine kurşun ardına kurşun sıkarken ben perdenin arkasından atılacak gibi olmuştum ama Holmes'un soğuk, güçlü eli bileğimi kavradı. Bu sağlam tutuşun anlamını kavramıştım. Bizim davamız değildi. Adalet bir alçağı yargılamıştı. Buraya gelişimizdeki esas nedeni hatırlayıp ona göre davranmalıydık. Kadın odadan henüz fırlamıştı ki Holmes hızlı, sessiz adımlarla diğer kapıya koştu. Anahtarı çevirip kapıyı kilitledi. Tam o anda evin içinde koşuşturan ayaklar ve bağırış çağrışlar duyulmaya başladı. Silah sesleri evdekileri ayağa kaldırmıştı.
Holmes bütün soğukkanlılığıyla kasaya koştu. Tomarlarca mektubu kucağına doldurdu ve hepsini ateşe attı. Tekrar tekrar yaptı aynı şeyi. Ta ki kasa boşalana kadar. Biri kapının kolunu çevirdi ve sonra kapıyı yumruklamaya başladı. Holmes hızla etrafına bakındı. Milverton'un ölümünü getiren mektup, adamın kanına bulanmış bir halde masanın üzerinde duruyordu. Holmes onu da diğerlerinin yanına ateşe attıktan sonra dış kapıdaki anahtarı aldı ve beni de beraberinde sürükleyip dışarı çıktı. Ardından kapıyı dışarıdan kilitledi. "Bu taraftan Watson," dedi. "Buradan gidersek duvarı tırmanıp kaçabiliriz." Bir alarmın bu kadar hızlı işleyebileceğine asla inanmazdım. Arkama baktığımda evdeki bütün ışıkların yanmış olduğunu gördüm. Ön kapı açılmış, yol insanlarla dolmuştu. Bütün bahçe insan kaynıyordu ve verandadan atladığımız sırada adamın biri gözüne bir dürbün kaldırıp hızla peşimizden geldi. Holmes, bahçeyi avcunun içi gibi öğrenmişe benziyordu. Ve ben hemen arkasından koşarken, hiç zorlanmadan bir öbek küçük ağacın arasından hoplaya zıplaya geçti. Önümüze çıkan duvar 2 metre boyundaydı. Ama Holmes bir adımda üzerine çıkmış, diğer tarafa atlamıştı bile. Ben de aynını yaparken arkamızdaki adamın ayak bileğimi yakaladığını hissettim. Bir tekme savurarak kendimi kurtardım ve üzerine cam kırıkları serpilmiş duvardan atladım. Diğer taraftaki çalıların arasına yüzüstü düştüm. Holmes beni hemen ayağa kaldırdı. Beraberce Hampstead fundalığının içinden koşmaya başladık. En azından 2 mil koşmuştuk ki Holmes sonunda durup dinledi. Arkamızdan tek bir ses bile gelmiyordu. Peşimizdekilerden kurtulmuştuk. Artık güvendeydik. Bu inanılmaz maceramızdan hemen sonraki gün kahvaltımızı etmiş, sabah pipolarımızın keyfini çıkarıyorduk ki, Scotland Yard'dan Bay Lestrade çok ciddi ve etkileyici bir giriş yaptı gösterişsiz oturma odamıza. "Günaydın Bay Holmes," dedi. "Günaydın. Şu aralar meşgul olup olmadığını merak ediyordum da. Seni dinleyemeyecek kadar meşgul değilim en azından. Düşündüm de şu aralar elinde özel bir şey yoksa, dün gece Hampstead'de meydana gelen olağanüstü bir vakada bize yardım etmek istersin belki." "Ne diyorsun?" dedi Holmes. "Ne oldu ki?" "Bir cinayet. Son derece dramatik ve olağanüstü bir cinayet. Böyle konularda ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Ve Appledore Towers'a kadar gelip bize tavsiyelerinizden yararlanma fırsatı verirseniz çok büyük bir iyilik yapmış olacaksınız. Sıradan bir suç olmadığını söyleyebilirim. Şu Bay Milverton'ı bir süredir izliyorduk ve aramızda kalsın pis işler karıştırdığını biliyorduk. Şantaj amaçlı kullandığı bazı belgeler topladığı bir gerçek. Bu belgelerin tümü katilleri tarafından yakılmış. Evden hiçbir şey çalınmamış ve suçluların bir skandalı önlemek isteyen hali vakti yerinde kişiler olduklarını düşünüyoruz." "Suçlular mı?" dedi Holmes. "Çoğul." "Evet, 2 kişiydiler. Dahası neredeyse elleri kanlı yakalanıyorlarmış. Elimizde ayak izleri ve tarifleri var. Onları yakalamamız an meselesi. Birincisi çok iyi bir koşucuymuş ama arkasında kalan arkadaşı bahçıvan tarafından yakalanmış ve ancak boğuşarak kurtulabilmiş elinden. Orta boylu, yapılı bir adammış. Sert atlı bir çene, kalın boyun, bıyık, gözlerini örten bir maske." "Bana pek belirleyici bir tarif gibi gelmedi doğrusu," dedi Sherlock Holmes. "Düşünsene, Watson'ın tarifi olabilirdi." "Doğru söylüyorsun," dedi müfettiş bu fikre gülerek. "Watson'a nasıl da uyuyor." "Korkarım sana yardımcı olamayacağım Lestrade," dedi Holmes. "İşin aslı şu ki ben Milverton denen adamı tanırdım ve Londra'nın en tehlikeli adamlarından biri olduğunu düşündüğümü söylemekten çekinmeyeceğim. Kanunların ulaşamadığı bazı suçlar vardır ve bana kalırsa böyle durumlarda kişisel intikamı hor göremeyiz. En azından bir yere kadar. Hayır, tartışmanın hiçbir anlamı yok. Kararımı verdim. Bu vakada kurbandan çok suçlulara sempatim var. Davayı ele almam mümkün değil." Holmes, şahit olduğumuz trajediyle ilgili
tek bir kelime etmemişti bana. Ama bütün sabah derin düşüncelere gömüldüğünü fark etmiş, dalgın gözleri ve ilgisiz tavırlarıyla bir şeyler hatırlamaya çalışan bir adam görüntüsü çizdiğini düşünmüştüm. Öğlen yemeğimizin ortasındaydık ki Holmes birden ayağa fırladı. "İnanılmaz! Watson, olayı çözdüm!" diye bağırdı. "Şapkanı al, benimle gel." Baker sokağından aşağı koşup, neredeyse Regent Meydanı'na kadar Oxford Caddesi'nden ilerledik. Burada, sol tarafta, günün güzellerinin, günün ünlülerinin resimleriyle dolu bir vitrin vardır. Holmes'un gözleri resimlerden birine takılmıştı ve baktığı yeri bulduğumda çok güzel bir elbise giymiş, asil başında elmaslardan bir taç bulunan bir kadının resmini gördüm. Hafif kemerli burnuna, sert kaşlarına, sert dudaklara ve onların altındaki güçlü küçük çeneye baktım. Evlendiği saygıdeğer asilzade ve devlet adamının kim olduğunu açıklayan plaketi okuduğumda nefesim kesildi. Holmes'le gözlerimiz buluşurken parmağını dudaklarına götürdü ve vitrine arkamızı döndük. Altı Napolyon'un Esrarı. Scotland Yard'lı Lestrade'ın bize akşam ziyaretlerinde bulunmasında alışılmadık bir şey olmadığı gibi, Sherlock Holmes de onun ziyaretlerinden hoşnut olurdu. Zira bu kısa görüşmeler, polis teşkilatında olan bitenden haberdar olmasını sağlıyordu. Lestrade'ın getirdiği haberlere karşılık olarak, Holmes, müfettişin üzerinde çalıştığı bir vakanın tüm detaylarını dinler ve her ne kadar şahsen davayı incelemeyecekse de, engin tecrübelerine dayanarak bir öneride bulunur, hatta zaman zaman bir ipucu bile verirdi. Lestrade o akşam havadan ve gazetelerden bahsedip durmuştu. Sonunda sessizleşmiş, düşünceli bir şekilde prosunu tüttürmeye vermişti kendini. Holmes bir süre müfettişi inceledi. "Bu aralar dikkate değer bir şeyler var mı?" "Hayır. Hayır Bay Holmes, dikkate değer pek bir şey yok." "Ne olduğunu anlat o halde." Lestrade gülmeye başladı. "Peki Bay Holmes, aklımın bir şeylerle meşgul olduğunu inkar etmeye çalışmanın hiçbir faydası yok. O kadar saçma bir iş ki seni bu konuda rahatsız etmek istemedim. Öte yandan her ne kadar önemsiz görünse de garip ve sıra dışı şeylere karşı merakını biliyorum. Yine de bana soracak olursan bizden çok Doktor Watson'ın alanına giriyor." "Bir hastalık mı?" diye sordum. "Delilik hastalık sayılıyorsa evet. Çok garip bir delilik üstelik. Günümüzde yaşayan birinin önüne çıkan her resmini, her heykelini yok etmeyi isteyecek kadar Napolyon'dan nefret edebileceğine inanmazdım daha önce." Holmes sandalyesinde çöktü. "Beni ilgilendiren bir iş değil," dedi. "Kesinlikle. Ben de aynını söyledim ya. Yine de bir adam kendisine ait olmayan heykelleri kırmak için soygun yapmaya başlayınca, olaylar doktorluktan uzaklaşıp polisin işi oluveriyor." Holmes tekrar doğruldu. "Soygun mu? Bak işte bu kulağa daha ilginç geliyor. Ayrıntıları duyalım." Lestrade hafızasını tazelemek için cebinden küçük bir bloknot çıkardı. "İlk vaka merkezimize 4 gün önce rapor edildi," dedi. "Morse Hudson'ın dükkanında gerçekleşti. Kensington Caddesi'nde resimler, heykeller satan bir yer. Asistanı bir an dükkanı terk ediyor ve ardından büyük bir gürültü kopuyor. Koşarak dükkana dönünce başka sanat eserleriyle beraber tezgahın üzerinde duran bir Napolyon heykelinin tuzla buz olmuş halde yerde durduğunu görüyor. Hemen dükkandan fırlayıp sokağa çıkıyor. Yoldan geçenlerin çoğu bir adamın dükkandan koşarak çıktığını gördüklerini söylemişse de kimseyi göremiyor. Zaman zaman meydana gelen şu sokak serserilerinin saldırılarından biri gibiymiş ve gelen polis memuruna da o şekilde ifade verilmiş. Kırılan alça heykelinin değeri birkaç şilini geçmediği için olay herhangi bir araştırmayı gerektirmeyecek kadar ufak sayılmış. Neyse, gelelim ikinci olaya. Daha ciddi ve daha garip olduğunu söyleyebilirim. Dün gece gerçekleşti. Morse Hudson'ın dükkanından birkaç yüz metre uzakta, Kennington sokağında,
Barnicot isimli bir doktor yaşıyor. Doktor Barnicot, Thames nehrinin güney yakasındaki en gözde doktorlardan biridir ve ünlü olduğu söylenebilir. Muayenehanesi ve evi Kennington sokağında ama 2 mil kadar ötede aşağı Brixton caddesinde bir ameliyathane ve bir eczanesi de var. Bu Doktor Barnicot tam bir Napolyon hayranıdır ve evi Fransız İmparatoru'nun kitapları, resimleri ve her türlü heykeliyle doludur. Çok değil, kısa bir zaman önce Morse Hudson'dan Fransız heykeltıraş Dövin'in ünlü Napolyon kafası heykelinin 2 alçı taklidini satın almış. Bunlardan birini Kennington sokağındaki evinin salonuna, diğerini de aşağı Brixton'daki ameliyathanesine götürmüş. Ne var ki Doktor Barnicot bu sabah aşağı indiğinde dehşetle evinin soyulduğunu, fakat çalınan tek şeyin salonundaki Napolyon heykeli olduğunu fark etmiş. Heykel dışarı taşınmış ve bahçe duvarına fırlatılıp paramparça edilmiş. Holmes ellerini ovuşturmaya başlamıştı. "Bu gerçekten ilginç," dedi. "Seni memnun edebileceğini düşünmüştüm ama daha bitmedi. Doktor Barnicot saat 12'de ameliyathanesine gitmiş, oraya varıp da pencerelerinden birinin açık olduğunu, ikinci heykelin parçalarının odanın her tarafına dağılmış olduğunu görünce ne kadar şaşırdığını tahmin edebilirsin sanırım. Durduğu yerde atomlarına ayrılmış. İki vakada da bunları yapan suçlunun ya da delinin kim olduğunu gösterecek herhangi bir ipucu bulamadık." "Evet Bay Holmes, hepsi bu kadar. Kesinlikle çok özel, hatta grotesk bile sayılabilecek bir durum," diye konuşmaya başladı Holmes. "Peki, Doktor Barnicot'un odalarında kırılan büstlerin, Morse Hudson'ın dükkanında kırılanın aynısı olup olmadığını öğrenebilir miyim?" "Aynı alçıdan yapılmışlardı. Bu durum, heykelleri kıran adamın Napolyon'a karşı nefretle güdülendiğini öne süren teoriyi çürütüyor. Sadece Londra'da bile, İmparatorun ne kadar çok heykelinin olduğunu düşünürsek, rastgele saldırıya geçecek bir delinin, aynı büstün 3 kopyasından başlamasının tesadüf olduğunu düşünmek oldukça garip olur doğrusu." "Evet, ben de öyle düşünüyordum," dedi Lestrade. "Fakat öte yandan bu Morse Hudson, Londra'nın o bölümündeki tek heykel satıcısı ve bahsi geçen 3 heykel de yıllardır onun dükkanında durmuş. Yani dediğin gibi, Londra'da yüzlerce Napolyon heykeli olsa da, o üçünün bölgedeki tek heykeller olması muhtemeldir. Demek istediğim, yerel bir fanatiğinin işe bu heykellerle başlamasının sıradan bir tesadüfte olabileceğidir. Sen ne dersin Watson?" "Monomaninin, yani belirli bir kişiye ya da nesneye yönelik saplantıların sınırı yoktur," diye cevap verdim. "Modern Fransız psikologların idée fixe diye adlandırmış olduğu bir durum vardır ki, bu yapısal açıdan çok sıradan görülebilirken, aynı zamanda tek bir durum haricinde her açıdan sağlıklı bireylerde de bulunabiliyor. Napolyon hakkında derin bir araştırma yapmış ya da ailesi 1. Dünya Savaşı'nda kalıcı bir zarar görmüş olan bir adamın bir idée fixe geliştirmesi beklenebilir. Bu takıntısını olağan dışı birçok değişik şiddet gösterisiyle dışa vurması da öyle." "Bu yine de yeterli değil sevgili Watson," dedi Holmes kafasını hayır anlamında sallayarak. "Çünkü ne kadar idée fixe etkisi altında olursa olsun, bu kişi büstlerin nerede olduğunu bulmasına yetecek kadar olamaz. Peki sen nasıl bir çözüm üreteceksin?" "Herhangi bir çözüm üretmek gibi bir niyetim yok. Beyefendinin garip davranışının belli bir metoda sahip olduğuna dikkat çekmek isterim yalnızca. Örneğin, bir sesin aileyi uyandırabileceği, Doktor Barnicot'un salonunda büst kırılmadan önce dışarı çıkarılmış, oysa yakalanma riskinin daha az olduğu ameliyathanede durduğu yerde parçalanmış. Vaka saçma denebilecek kadar basit görünüyor. Gerçi klasikleşmiş bazı vakalarımın ilk başta çok sıradan göründüğünü hatırladığımda herhangi bir şeyi basit diye nitelendirmek doğru gelmiyor artık. Abernethy ailesiyle ilgili korkunç gerçeklerle ilk olarak nasıl karşılaştığımı hatırlıyorsundur Watson. Maydanozun sıcak bir günde tereyağının içine ne kadar gömüleceğiyle ilgili basit bir şeydi. Bunları düşündüğümde kırılmış 3 heykelle ilgili hikayene gülecek değilim.
Ve bu kadar özel bir olaylar zincirinde yeni gelişmeler olduğu takdirde beni de bunlardan haberdar edersen çok sevineceğimi söylemeliyim. Dostumun kastettiği gelişme hayal ettiğinden çok daha hızlı ve trajik bir şekilde gerçekleşti. Ertesi sabah yatak odamda giyinirken kapı çalındı ve elinde bir telgrafla Holmes içeri girdi. Yüksek sesle okudu. Hemen gel, 131 Pitt Sokağı, Kensington, Lestrade. Ne olmuş diye sordum. Bilmiyorum, her şey olabilir. Ama doğrusu heykellerle ilgili olduğundan şüpheleniyorum. Şüphelerimde haklıysam, dostumuz heykel kıran, Londra'nın başka bir bölgesinde işe başlamış olmalı. Masada kahve var Watson, kapıda da bir araba bekliyor. Yarım saat sonra Pitt Sokağı'ndaydık. Londra'nın en işlek caddelerinin hemen yanında bulunan sessiz bir arka sokak. 131 numara yan yana dizilmiş, hepsi de düzgün görünüşlü ve son derece sıkıcı binalardan biriydi. Kapıya yaklaşıp da evin önündeki çitlerin meraklı bir kalabalık tarafından istila edildiğini gördüğümüzde Holmes bir ıslık öttürdü. Vay, bu sıradan bir şey değil. En azından cinayet girişimi olmalı. Daha azı Londra'nın habercisini burada tutmaya yetmezdi. Çocuğun yuvarlak omuzlarında ve uzattığı boynunda şiddet okunuyor. Şuna bak Watson, üst basamaklar sırılsıklam, diğerleri kuru. Her neyse, yeterince ayak izi var en azından. Hah, işte, Lestrade'de ön camda gözüktü. Az sonra her şeyi öğrenmiş olacağız. Müfettiş bizi oldukça asık bir yüzle karşıladıktan sonra, saçları karma karışık, flanel bir sabahlığa bürünmüş, sinirli, yaşlıca bir adamın bir aşağı bir yukarı yürüyüp durduğu bir oturma odasına götürdü. Evin sahibi bize merkezi basın ajansından Bay Horace Harker olarak tanıtıldı. Yine şu Napolyon büstü meselesi, dedi Lestrade. Dün gece çok ilgilenmiş göründün Bay Holmes. Ve madem vaka artık çok daha ciddi bir hale geldi, olay yerinde bulunmak istersin diye düşündüm. Ne hale gelmiş peki? Bir cinayet vakasına dönüştü. Bay Harker, buradaki baylara tam olarak neler olup bittiğini anlatır mısınız lütfen? Sabahlıklı adam son derece melankolik bir yüzle bize baktı. İnanılmaz bir şey, dedi. Hayatım boyunca başka insanların haberlerini toplayıp durdum. Şimdi gerçek bir haberin içinde olunca kafam o kadar karışık ki ve o kadar sıkıntılıyım ki iki kelimeyi bir araya getiremiyorum. Buraya muhabir olarak gelseydim, şimdiye kadar kendimle röportaj yapıp bütün akşam gazetelerine iki sütunluk bir haber vermiş olurdum. Şu durumdaysa hikayemi bir sürü değişik insana tekrar tekrar anlatarak çok değerli bir bilgi veriyorum. Oysa ben bunu hiçbir şekilde değerlendiremiyorum. Evet, sizin isminizi duymuştum Bay Sherlock Holmes. Ve bu garip işi çözebilirseniz, size hikayemi anlatmakla gireceğim zahmete değer. Holmes oturup dinlemeye başladı. Her şey yaklaşık 4 ay önce bu oda için aldığım şu Napolyon büstünün etrafında toplanmışa benziyor. Onu High Street istasyonunun 2 kapı ötesinde bulunan Harding kardeşlerden oldukça ucuza almıştım. Muhabirlik işimin büyük kısmı geceyi kapsıyor ve yazılarımı tamamlamak için sabaha kadar oturduğum çok oluyor. Dün gece de öyle oldu. Saat 3'te küçük sığınağımda oturuyordum. Evin en üst katında arka tarafta bulunuyor. Aşağıdan bir takım seslerin geldiğini duydum. Kulak kabarttım ama bir şey duyamadım ve sonunda sesin dışarıdan geldiğine karar verip işime döndüm. Fakat birden yaklaşık 5 dakika sonra dehşet verici bir çığlık gecenin sessizliğini yırttı. Hayatımda duyduğum en korkunç, en tüyler ürpertici sesti Bay Holmes. Ve hayatımın sonuna kadar kulaklarımda çınlamaya devam edecek. 1-2 dakika boyunca korkudan dona kalmış bir halde oturdum. Sonra ocak demirini kapıp aşağı indim. Odaya girdiğimde pencere ardına kadar açıktı ve büstün şöminenin üzerindeki yerinden gitmiş olduğunu hemen fark ettim. Bir hırsız ne diye öyle bir şeyi çalmak istesin? Aklım almıyor bir türlü. Çünkü hiçbir değeri olmayan alçıdan bir Napolyon büstüydü. Sizin de görebileceğiniz gibi şu pencereden çıkan biri
uzun bir adım atarak ön kapının merdivenine ulaşabilir. Hırsızın yaptığı da buydu. Ben de gidip kapıyı açtım. Karanlığa çıktığımda önümde yatan ölü bir adamın üzerine düşüyordum az kalsın. İçeri dönüp bir ışık getirdim. Ve işte zavallı adam karşımdaydı. Boğazı parçalanmıştı. Her taraf kan içindeydi. Sırt üstü yatıyordu. Dizlerini karnına çekmişti. Ağzı korkunç bir şekilde açıktı. Rüyalarıma gireceği kesin. Polis düdüğümü öttürdüm. Sonra bayılmış olmalıyım. Çünkü üzerime eğilen bir polisle salonda olduğumu fark edene kadar olanları hatırlamıyorum. Peki öldürülen bu adam kimmiş? Diye sordu Holmes. Kimliğini belirtecek hiçbir şey yok, dedi Lestrade. Cesedi morgda görebilirsin ama şimdiye kadar cesetten bir şey çıkaramadık. Uzun boylu bir adam, esmer, çok güçlü, 30'dan büyük olamaz. Giyimi parasız olduğunu gösteriyor fakat yine de bir işçiymiş gibi görünmüyordu. Yanındaki kan gölünün içinde boynuz kabzalı bir bıçak vardı. Cinayet aleti mi yoksa öldürülen adama ait bir bıçak mı bilmiyoruz. Giysilerinde herhangi bir isim yoktu ve ceplerinden de sadece bir elma, biraz ip, Londra'yı gösteren küçük bir harita ve bir resim çıktı. İşte resim de bu. Küçük bir makineyle enstantane çekildiği belliydi. Uyanık gözleri ve sert hatları olan maymunsu bir adamdı. Kaşları çok kalındı ve yüzünün alt kısmı bir Habeş maymununun ağız yapısını hatırlatacak şekilde çıkıktı. Büste ne olmuş? Diye sordu Holmes resme iyice baktıktan sonra. Haberini siz gelmeden hemen önce aldık. Campton House sokağında boş bir evin bahçesinde bulunmuş. Parçalanmış. Şimdi gidip onu görecektim zaten. Siz de gelecek misiniz? Kesinlikle ama önce etrafıma biraz bakınmak istiyorum. Holmes halıyı ve pencereyi inceledi. Adam ya çok uzun bacaklı ya da inanılmaz derecede esnek biri, dedi. Aradaki boşluğu düşününce pencereye ulaşıp onu açabilmek azımsanmayacak bir başarı. Geri dönmek daha kolay olurdu. Üstünüzden kalanları görmek için bizimle gelecek misiniz Bay Harker? Kederli muhabir bir masaya oturmuştu. Bunlardan bir şeyler çıkarmak zorundayım, diye cevap verdi. Her ne kadar akşam gazetelerinin ilk baskılarının çıktığına ve olayın ayrıntılarını verdiklerine emin olsam da. Şans işte. Doncaster'da çöken tribünü hatırlıyor musunuz? Heh. Oradaki tek muhabir bendim. Ama bir tek benim gazetem bunu haber yapamadı. Hiçbir şey yazamayacak kadar sarsılmıştım. Şimdi de kapımın önünde işlenmiş bir cinayeti yazmakta geç kalacağım. Odayı terk ederken kağıdın üzerinde hızla hareket eden kaleminin sesi duyulmaya başlanmıştı. Parçalanmış büstün bulunduğu nokta sadece birkaç yüz metre ötedeydi. Peşinde olduğumuz kişiyi çılgına çeviren, aklımda yıkıcı bir nefret uyandırdığını düşündüğümüz büyük imparatorun heykeline bakıyorduk ilk defa. Çimenlerin üzerinde paramparça bir halde duruyordu. Holmes parçaların birkaçını alıp onları dikkatle inceledi. Yüzündeki ciddiyetten ve maksatlı hareketlerinden çıkardığım kadarıyla sonunda bir ipucu bulmuştu. Diye sordu Lestrade. Holmes omuzlarını silkti. Uzun bir yolumuz var gidecek, diye cevap verdi. Fakat yine de, şöyle söyleyeyim, bundan sonraki adımlarımızı yönlendirebilecek birkaç şey var. Bu ucuz büste sahip olmak, bu tuhaf suçlu için bir insanın hayatından daha önemliydi. Bu üstüne gidilmesi gereken ilk nokta. Sonra heykeli evde ya da hemen dışında kırmadığı gibi ilginç bir gerçek de var. Tek amacı heykelleri kırmak olsaydı öyle yapması gerekmez miydi? Karşısına çıkan adamdan dolayı sarsılmış afallamıştı. Ne yaptığını bilmez bir haldeydi. Tamam, bu da mümkün. Ama dikkatini özellikle bu evle büstün götürüldüğü mekanın konumlarına çekmek istiyorum. Lestrade etrafına bakındı. Boş bir evdi. Bahçesinde rahatsız edilmeyeceğini biliyordu. Evet, ama sokağın yukarısında boş bir ev daha var ve buraya gelirken oradan geçmiş olmalı.
büstü orada kırmamasının nedeni neydi? Sonuçta heykeli yanında taşıdığı fazladan her metre, birileriyle karşılaşma tehlikesini arttırıyordu. Pes ediyorum, dedi Lestrade. Holmes, tepemizdeki sokak lambasına işaret etti. Burada, diğer taraftaki evden farklı olarak ne yaptığını görebilecekti. Burayı seçmesinin nedeni buydu. İnanılmaz, doğru söylüyorsun, diye atıldı müfettiş. Şimdi düşünüyorum da, Doktor Barnicot'un heykelini adamın kırmızı lambasının yakınında kırmıştı. Peki Bay Holmes, bu bilgiyi ne yapacağız şimdi? Bunu hatırlayacak, kaydedeceğiz. Daha sonra bununla ilintili başka bir şeye de rastlayabiliriz. Bundan sonraki adımlarımız için ne önerirsin Lestrade? Fikrimce başlamak için en uygun yer öldürülen adamın kimliğini tespit etmek olacak. Zor olacağını hiç sanmıyorum. Kimliğini ve bağlantılarını keşfedince gecenin bir yarısı Pitt sokağında ne iş olduğunu öğrenmeye doğru bir adım atmış olacağız. Kiminle buluştuğunu, Bay Horace Harker'ın kapı önünde onu öldürenin kim olduğunu böylece bulabiliriz. Sizce de öyle değil mi? Kuşkusuz. Fakat yine de vakaya yaklaşma konusunda benim seçeceğim yol değil tam olarak. Peki sen ne yapardın öyleyse? Ah, seni etkilemeyi katiyen istemem. Ayrı yollardan gitmeyi öneriyorum. Daha sonra çıkarımlarımızı kıyaslayabiliriz. Böylece birbirimize destek oluruz. Çok güzel, dedi Lestrade. Pitt sokağına dönüyorsan, Bay Horace Harker'ı gördüğünde kararımı vermiş olduğumu, dün gece evine giren kişinin Napolyon takıntılı, tehlikeli, çılgın bir katil olduğunu söylediğimi ilet. Haberi için faydalı olacaktır. Lestrade, Holmes'a baka kaldı. Buna gerçekten inanmıyorsun değil mi? Holmes gülümsedi. İnanmıyor muyum? Evet, belki dediğin gibidir. Fark etmez. Bay Horace Harker'ın ve merkezi basın ajansındaki yazarların hoşuna gideceğinden eminim. Evet Watson, önümüzde uzun ve oldukça zorlu olacağı benzeyen bir gün var. Lestrade, bu akşam saat 6'da Baker Sokağı'nda bizimle buluşabilirsen çok sevinirim. Kurbanın cebinde bulunan şu fotoğraf o zamana kadar bende kalsın. Mantık zincirimin doğru olduğu ortaya çıkarsa, bu gece yapılması gerekecek küçük araştırmada yardımın ve desteğine ihtiyacımın olma ihtimali var. O zamana kadar hoşça kal ve iyi şanslar. Sherlock Holmes'le High Street'e kadar yürüdük ve Holmes burada büstün satın alınmış olduğu Harding kardeşler dükkanına uğradı. Genç bir asistan Bay Harding'in öğleden sonraya kadar gelmeyeceğini, kendisinin yeni çalışmaya başladığını, bize yardımcı olamayacağını belirtti. Holmes'un hayal kırıklığı ve siniri yüzünden okunuyordu. Peki tamam, her şeyin istediğimiz gibi gelişmesini bekleyemeyiz Watson, dedi sonunda. Bay Harding o zamana kadar dönmeyecekse öğleden sonra gelmek zorundayız. Fark etmiş olmalısın ki garip kaderlerinde belirleyici bir şeyin rol oynayıp oynamadığını anlayabilmek için büslerin ana kaynağını bulmaya çalışıyorum. Kennington Caddesi'ndeki Bay Morse Hudson'a uğrayıp sorunumuza ışık tutabilecek mi bir bakalım. Bir saat süren bir yolculuktan sonra resim satıcısının dükkanına varmıştık. Kısa boylu, sağlam yapılı, kırmızı yüzlü ve sinirli bir adamdı. Evet efendim, tam burada, kendi tezgahımda efendim, dedi. Serseriler elini kolunu sallayarak gelip insanın mallarını kırabiliyorsa, ne diye vergi ödüyoruz anlayamıyorum açıkçası. Evet efendim, Doktor Barnicot'a heykelleri satan bendim. Utanç verici bir durum efendim. Nihilist bir komplo derim ben buna. Bir anarşisten başka hiç kimse etrafta dolanıp heykel kırmaz. Komünist Cumhuriyet. Charles Augustus Milverton, büyük